Mesut Özil'in ikinci kez baba olacağı konuşuluyordu, iddia ediliyordu. Bu konuda hiçbir açıklama yapmadılar derken o görüntü her şeyi ele verdi. Bebek göründü. Amine Gülşen'in göbeği büyüdü, bebeği göründü. Mesut Özil ile Amine Gülşen dans pistinde nasıl şov yaptı? Göbek büyüdü, bebek göründü. 5,5 aylık hamile olan Amine Gülşen, görümcesinin düğününde bir an bile yerinde durmadı. Dünyaca ünlü Türk futbolcusu Mesut Özil ile tescilli güzel Amine Gülşen 2019 yılında nikah masasına oturmuş, bir yıl sonra da kızları Eda'yı kucaklarına almışlardı. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez hamile olduğunu açıklayan Amine Gülşen ile Mesut Özil, kardeşlerinin düğününde kurtlarını döktü. Hadi göster bana o eşsiz dansını, inadına 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 düşmez yükselttin bak nabzımı. Önce pist kenarında ufak ufak müziğe eşlik etti ünlü çift. Sonra Mesut Özil dayanamayarak kendisini damatlarının karşısına atıverdi. Amine Gülşen'in kucağındaki minik Eda da babasını kenardan izledi. Mesut Özil pek formundaydı. Düğün boyunca hiç yerinde duramadı. Bir süre sonra Amine Gülşen de Ankara havasının çağrısına dayanamadı. 5,5 aylık hamile olan ve erkek bebek beklediği iddia edilen ünlü güzel, vücudunu saran yemyeşil elbisesini savura savura fırladı piste. Evet. Şu görüntüye baktığın zaman gelin de Mesut Özil'in kardeşi bu arada. Evet, Duygu. Gelin hariç, Duygu hariç herkes o kadar gülüyor, güler yüzlü ki bakar mısın? Yani sadece Duygu, görüntüye baktığın zaman acaba dersin görümceler arasında bir gerginlik mi var? Duygu, ama öyle bir şey yok. Duygu bilmiyorum. Düğün öncesi düğüne ve nikah hazırlamak hiç kolay değil. Belki onun gerginliği gelinin yüzüne yansımış olabilir. Gelin gülmüyor yani. Evet, gülmüyor. Herkes mutlu. Amine de ne güzel oynuyor değil mi? Ağzında da bir sakız var galiba böyle. Çiğneye çiğneye. Ne güzel evet, oynuyor. Çakkıda. Bu düğünde gözler İsmail YK'yı aradı. Çünkü Mesut Özil bir İsmail YK hayranı. Onların düğününde de hatırla. Onur konuğu olarak gitmişti. Şarkılar söylemişti, sahneye çıkmıştı. Evet. İsmail YK yok düğünde. Evet, doğru. Konser takvimiyle uyuşmadı mı acaba? Belki ama Mesut Özil gidiyor şimdi İsmail YK'nın yanına. Almanya'ya gidiyorlarmış efendim. Çünkü Mesut Özil eşi Amine Gülşen ile yaşamak için Çamlıca sırtlarında milyon dolarlık, görenleri böyle hayran bırakan eski sosyetik güzel Elif Dürüst'ün oturduğu malikaneyi, villa demiyoruz, malikaneyi satın almıştı. Orada yaşıyorlardı. Şimdi 20 valizle evden ayrılmışlar. Ev demeyeyim, malikaneden ayrılmışlar. Almanya'ya gitmişler. Çünkü Amine Gülşen oğlu olacağı söyleniyor. Oğlunu Almanya'da doğuracakmış. Almanya'da doğurmuş. Kızını Eda'yı da İngiltere'de dünyaya getirmişti. Getirdi, doğru. Bundan 3 ay önce yani... Mart mı oldu, Nisan mı, Haziran? Evet, Mart ayında yengesiyle beraber evet, kuaför çıkışı görüntülenmişti. Evet. Muhabir arkadaşlarımız işte sizin 5 çocuk açıklamanız vardı, düşünüyor musunuz diye sorduğunda cevabı hiç unutmuyorum. Yok, bir tane yeter. Şimdilik demişti. Şimdilik böyle iyiyiz demişti. Evet. Niye bebek haberini saklama gereksinim uyudu? Haberim yok diyeceğim ve o zaman 3 aylık hamileydi çünkü. Belki de hani 3 aya kadar bir susma durumu var ama. Oluyor ya. Ha, riskli diye belki saklamak istemiş olabilir ilk 3 ay. Kızına da hamileyken, hamile olduğu yolunda böyle bir sürü haberler çıkıyor. DM'ye attık, yakınlarına sorduk. Hiç cevap alamadık ta ki Amine böyle 7 aylık 6 aylık karnıyla bir yine davette bir yerde görünene dek. Uzak kalmak istiyor. Bir dönem kameraların önünde yaşamış olsa da. Evet, bu hatırlıyor musun?
Bu görüntüler ne zaman biraz evvel geldi. Bundan 4 yıl önce falan herhalde değil mi? Bizim programa katıldığında da belki daha Mesut Özil'le aşk haberleri çıkmıştı. Daha eski olabilir, doğru söylüyorsun. Hı. Aşk Hayır haberleri diyordu. Çıktığı zaman asla öyle bir şey yok. Bu nereden çıktı? Bu dedikodular beni çok üzüyor falan demişti. Sonra imzayı attı. Evet. Şimdi bazı ünlüler... kesinlikle hayır evet. dediğinde bileceksiniz ki içinde mutlaka bir evet gizlidir.